Merhaba, ben Tatlı Tavşik. Bir gün çok canım sıkılıyordu. Ve aniden telefonuma bir film geldi. Bir an insan video atmıştı. Onu izledim. Çok mutlu oldum. Çok eğlendim. Danslar ettim. Woohoo yaptım. Çok mutluyum. Şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Stüdyo Anisa'nın harika videosuna like atmak ve abone olma zamanı. Abone ol, abone ol. Sakın unutma. Abone ol, abone ol. Sizi seviyorum. Bay bay. Gerçekten benim için mi aldın? Evet kızım, beğendin mi? Evet çok beğendim ama ne bileyim, bana hiç hediye almazdın. O yüzden çok şaşırdım ve aslında çok mutlu oldum. Kızım sıkılırsın diye aldım. Teşekkür ederim anneciğim, çok sağ ol. belki babam da oynar benimle. Babacığım, babacığım, sen de oynar mısın? Tabii yavrum, gel biraz oynayalım ya. Gel 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 canım. Gel benim tatlı güzel kızım. Ay babacığım. Ben şuradan izleyeyim mi seni? Olur, bak şöyle oynuyorum. Nasıl, güzel mi? Annem benim için almış. Oo, hanım sen de maaş yeni aldın herhalde. Helal olsun hanımım benim. Güzel hanımım. Aferin sana. Belki annem işe gidince biz beraber oynarız. Oyna kızım, çok güzel oyna. Yuppi yuppi yuppi. Tabii yavrum, hepsini oynayacağız. Tamam babacığım. Aa babacığım, kar mı başlamış dışarıda? Aa, hanım işe mi gidiyorsun sen de ya? Bakayım. Evet, ana, evet. Çok kötü yağıyor. Anneciğim montunu falan iyi giyin. Çok kötü yağıyor. Tamam kızım, giyinirim. Uslu bir kız ol, tamam mı? Tabii ki, biliyorsun beni anneciğim. Hiç merak etme, sen işe gidiyorsun galiba. Evet kızım, iş zamanım geldi. Tamam anneciğim. Hoşça kal hanım. Hoşça kal, seni özleyeceğim. Hoşça kalın. Bay bay anneciğim. Seni çok özlüyoruz hanım. Kendine iyi bak. Çok seviyoruz seni. Kendine iyi bak hanımım benim. Bay bay anneciğim. Bay bay. Evet güzel kızım. Bakayım annen iyice gitmiş mi? Gitmiş ya. Öf. Geç bakayım içeri, geç. Geçtim babacığım. Gel hele gel. Ya bak şimdi, sen bu kadar harcama yaptırıyorsun ya bize, işte telefon alıyorsun, tablet alıyorsun, okula gidiyorsun, bunların hepsinin bir geri dönüşü olması lazım yavrum bize, anladın mı? Yani bizim paraya ihtiyacımız var, paraya. Anladın mı yavrum? Nasıl yani? Burada böyle boş boş oturup da böyle yiyip içip yatamazsın. Ömür boyu sana bakmak zorunda değilim ben. Benim de çalıştığım yerler var, okuduğum okullar var, belli başlı branşlarım var, anladın mı? Öyle durmadan sana bakamayız annenle birlikte. Ondan dolayı yavrucuğum, tatlım benim, o kadar yiyip içtin, hani yattın, sonra bir şeyler yaptın ya, ondan dolayı bunların bir geri dönüşünü bize ödemen lazım. Sana güzel bir iş bulalım kızım, git orada çalış, ne dersin? Nasıl yani babacığım? Evcilik falan mı? Ya ne evciliği be? Gideceksin, çalışacaksın, para getireceksin bu işe. Bu eve en güzel parayı sen getireceksin. Ama nasıl? Seninle uğraşmak zorunda mıyız biz ya? Ama babacığım, ya niye böyle diyorsun? Yoksa üvey olduğun için mi bana böyle davranıyorsun? Bana babacığım deyip durma lan. Bana ne öyle saçma saçma babacığım falan. Bebeğim bebeğim. Ben senin baban değilim. Git kendi babana baba de. Bana başka bir şey, bana Mahmut amca diyeceksin. Tamam. Beni kızdırma, ben Mahmut amcayım. Tamam Mahmut amca. Ama annemin yanında demiştin ya baba de bundan sonra. Ben o yüzden annenin böyle Annenin yanında dedim. Baba diyeceksin. Annenin yanında sadece baba diyeceksin. Annen gider gitmez Mahmut amca, bana baba demeyeceksin. Ben senin babam mıyım lan, sen benim kızım mısın? Ne lan bu afra tafra ha? Özür dilerim, ben bir şey yapmadım. Amerikan filmi mi lan bu? Tabii ki gidip çalışacaksın. Ama şimdi... nerede çalışacağım ki? Ben 5 yaşındayım. Geç karşıma, karşıma geç. Geç lan karşıma. Geçtim, vay mı? Korkuyorum. Şimdi gideceksin, tamam mı? Marketin oralarda bir sürü insan geziyor sağda solda, tamam mı? Orada senin gibi çocukların çalıştığı bir iş var. Orada çalışacaksın, tamam mı? İşi anlatıyorum, iyi dinle. Şimdi iş gücüm yeter ya. Yeter. Öyle ağırlık falan taşımayacaksın. Senin zaten biliyorsun, gözün sulu bir çocuksun. Böyle her şeye ağlanıp tafranıp bir şeyler yapıyorsun. Anne ben tablet istiyorum falan yapıyorsun ya. Gideceksin oraya güzelce. Diyeceksin ki Allah rızası için bana para verin. Allah rızası için bana para verin diyeceksin. Oradan gelen geçen salaklar zaten sana para verecekler. Anladın mı? Sen o parayı sonra toplayıp bana, yani Mahmut amcana getireceksin. Ondan sonra bakarız, bana baba mı diyorsun, amca mı diyorsun, dayı mı diyorsun, tamam mı? Eğer bana çok para getirirsen sana baba dedirtmeme de izin veririm yani. Ama bir şey diyeceğim de, şimdi ben
Dilenci mi olacağım amca? Evet, dilenci olacaksın. Niye, dilencilikte ne var ki? Gayet iyi parası var yani. Çalışacaksın, kazanacaksın. Babacına parayı getireceksin. Ama para getiremezsen unutma, amca dersin ha, baba yok. Amca, baba. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Hadi, ben hadi, çok hadi, utanırım. Hadi, yok utanmak yok. Çabuk çabuk çabuk. Ben de senin yaşında başladım bu işler. Hadi hadi hadi. Ama bak, bir şey diyeceğim. Üvey babacığım. Ben şu tabletimi sana versem, sen bunu iade etsen, ben de öyle bir şey yapmak zorunda kalmasam olur mu? Bak ben onu unuttum. Ver bakayım şu tableti güzel kızım benim. Oh canım kızım. Şöyle cebime doğru koy. Aferin. Tamam, bu tableti zaten ben her türlü satacağım. Hadi git çalışmaya. Çabuk. Ama tabletimi de verdim. Niye gidiyorum ki? Hem hava çok soğuk. Bak beni iyi dinle. Ağzını burnunu kırarım senin. İyi dinle beni. Annen geldiği zaman, annenle görüştüğün zaman, anne yarı düşürdüm tableti kırıldı diyeceksin, tamam mı? Ha, ama sen aldın, satacaksın onu. Satacağım evet, ne yapacaktım ha? Satmak için var bu tabletler, bu televizyonlar, bu ama, bilgisayarlar. Ama yarın öbür gün bu evi de satacağım, sen görürsün. Gerçekten mi? Evsiz kalayım o zaman. Hadi hadi, çalışmazsan kalacağız evsiz zaten, hadi yürü. Ay, hadi. Ay, ay, boynumu hadi. Çukla bana. Kış, ay, kış. Ay, 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 ay. Yürü. Üvey babacığım, çok soğuk. Dışarısı çok üşüyorum. Ne olur izin ver içeri gireyim. Çok soğuk diyorum, çok. Of, çok üşüyorum. Çok üşüdüm ya kızım. Hadi görüşürüz, bay bay. Kapıyı da kilitleyeyim de. Çıkt. Kapıyı aç lütfen. Ah, açıkmış. Üvey baba lütfen. Bak çok soğuk, çok üşüyorum. Yok yok, bir şey olmaz. Hadi. Hadi ciğerlerin açılır. Hadi hem marketin oraya üşüdükçe girersin. Hadi bak, dilencilik yaptığın paralarla bir tane de çikolata alma hakkı veriyorum sana. Bak kim kime veriyor bu dönemde çikolata? Hadi hadi. Hadi hadi. Ay, i̇stemiyorum, istemiyorum. Ağlama. Ya da ağla, daha çok para verirler. Çok soğuk. Çok üşüdüm. Üstümde montum bile yok, şapkam bile yok. Her yerime kan yağıyor. Çok üşüdüm. Sığınayım biraz. Ay, ay, buraya yağmıyor çok. Allah'ım, ben ne yapacağım? Ben nasıl dilencilik yapacağım? Şöyle köşeden köşeden kar yağmayan yerden gideyim bari. Ay 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 ay, şurada oturayım ya, şu şurada oturayım. Hah, buraya az geliyor. Allah rızası için, Allah rızası için paya verin, paya verin lütfen, lütfen paya, lütfen. Amca, lütfen bana paya ver, yardım et, yoksa üvey babam bana çok kızacak, evden atacak. Tabletimi sattı zaten. Kızım, sana ne oldu burada, neden burada düşüyorsun, duruyorsun böyle? Amca, benim üvey babam var. Bana çok kötü davranıyor. Ben çok küçüğüm dedim, dinlemedi. Beni sokağa attı bu soğuk havada. Çok üşüyorum çok. Olur mu öyle şey ya? Gel benimle. Ama sana da kızarsa, amca sana da kızarsa. Bana da kızarsa görüşürüm ben onunla. Gel benim. Kızım olmaz öyle şey, gel. Ama yok, ben gelemem. Bana çok kızar, bak benim annem de evde, ay annemi de kızar. Bak beni evden attı, annemi de atar. Hem bu kış günü annem ne yapar? Çok üşüdüm çok, çok. Amca paya ver bana ne olur. Paya ver, yoksa beni yemeye gidecek. Çok korkuyorum ben ondan, o çok korkunç biri. Gel benimle ya, ben onu sonra polise veririm. Gel benimle, gel gel. Nereye geleceğim ki seninle? Gel benim evime gidelim, gel benimle. Tamam amca, tamam. Çok üşüdüm. Ayaklarım, ellerim buz gibi oldu var ya. Donmak üzereyim, donmak üzereyim. Çok üşüyorum, çok. Kızım. Senin... Anne. Kızım, burada ne yapıyorsun? Ben gidiyorum artık. Sizinle yaşamak istemiyorum. Siz bana çok kötü bakıyorsunuz. Üvey baba getirdin. Üvey baba bana çok kötülükler yaptı, sen bilmiyorsun. Beni sokağa attı bu karda. Çok üşüyorum, dilenci yaptı beni, biliyor musun o? Çok kötü biri, çok. Kızım, nasıl olur ya? O çok iyi bir adam.
Sen zaten hiç bana inanmıyorsun ki. Hep ona inanıyorsun. Ben çok kötü şeyler yaşıyorum. O bana kötü davranıyor. Ben onunla da seninle de kalmak istemiyorum. Ben bu yaşlı amcayla gideceğim. Ben onun kızı olayım. Sizin kızınız olmaktansa onunla olayım daha iyi. Kızım gitme ne olur. Gidiyorum. Nasıl yaparsınız ya böyle şeyler? Git ya Allah aşkına. Biz ona hiçbir şey yapmadık ki. Nasıl yapmamışsınız kız? Neden burada dileniyorsun? Kızım nasıl burada dileniyorsun ya? Üvey babam bana çok kötülük yaptı işte. O beni gönderdi dilenci ol yoksa seni geberteyim dedi. Sen bana ne alıyorsan hepsini satıyordu bilmiyorsun sen. Tabletimi de sattı zaten. Dedi ki paya getir bu eve yoksa defol git dedi. Ben daha küçüğüm dedim dinlemedi attı beni sokağa. Ben onunla konuşurum kızım ne olur gel. Yok istemem ben artık siz böyle yapıyorsunuz hep bana. Amca gidelim bunlar iyi bir aile değiller. Vay sen iyi bir adama benziyorsun. Sen bana babişko olursun. Bunlar kötüler kötü kalpliler. Kızım gel benimle gel boş ver bunları. Hadi gidelim amca. Git gelme sen de seni de istemiyorum. Sen de inanmıyorsun bana. Amca, eviniz sıcak mı? Ben çok üşüdüm çünkü. Merak etme kızım, çok sıcak, çok. O adam da dışarıda yaşamaktan iyidir, merak etme çocuğum. Ben sana istediğini alırım. Amca, çok teşekkür ederim. Sen harika bir iyisin. Çok üşüdüm biliyormuşsun. Donacaktım sen gelmesen. Bu yaşı mı yoksa senin evin? Evet, zaten ben de yalnız yaşıyordum. Gel çocuğum. Ay, çok üşüdüm. Amca çok üşüdüm. Ay amca çok sağ ol, çok sağ ol. Allah senden razı olsun var ya. Donacaktım ben oyda yoksa. Çok teşekkür ederim. Kötü kalpli üvey baba beni sokağa attı. Beni dilenci yaptı. Annem bile bana inanmadı ama sen her şeyi gördün. Teşekkür ederim amca. İyi ki senin gibi iyi insanlar var bu hayatta. İyi ki var gerçekten. Yoksa donacaktım. Ölecektim bu küçücük yaşımda.